sene bir 3 hafta gitmiştik bayramla birleştirip tekrar tatile gideceğiz. Önce arabayı yükleme. Arabayı bu sefer yıkayacaktık veya temizleyecektik. Hanım kirleniyor zaten orada yıkıyorsun dedi. Camlarını sileceğim. Esminik sarı şöyle çekeceğiz. Darth Vader buraya hazırlayacağız ama ondan önce tabii bagajı yükleme, timelapse bir şeyler izleyeceğiz. Ben size anlatacağım. Şimdi ilk ne yapacağız? Bir GLK'yı buraya çekmemiz lazım. Yola çıkarken önce detay malzemelerimi hazırladım. Yazlığımızda hem kauçuk açır makinamız var hem de yıkama imkanımız var. Öyle olunca da detay malzemelerimi orada köpüğüm var nötral. İç mekan için bir şeyler aldım. Hızlıcı lağım aldım. Bu böcekler olacak vesaire. Zift çıkarıcı, böcek çıkarıcı, lastik jelimiz, bezlerimiz falan filan buraya aldım. Ama mesela APC'mi şey yapmam. APC'mi dışarıya alırım basit bir bezle beraber. Bunun sebebi de camları sileceğim. Yolda da sinek oldukça APC ile benzinliklere bağımlı kalmadan canım temiz kalacak. Bunları böyle koyuyorum. Sebebi kimyasallar buharlaşıp içeridekileri rahatsız etmesin diye. Bunlar bu aşağıda izole kalacaklar. Camları temiz olursa içeriden rahat ederiz. Dönüşte de sineklerden, böceklerden arındırırım. Şimdi timelapse var ama camları silelim. Sonra da bir şey çabuk bitti beklediğimden. Aşağıları falan koymak herhalde bir hafta gidince bir de alıştık modüler. Tık 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 hemen beklemediğim bir hızda bitti. Hadi camları sileyim ben. Yola çıktım ben. Hastaneye uğramam gerekti. Timelapse da belki görünmüştür. Şimdi Eskişehir yolundayız. İki seçenek var yemek için. Ya Afyon'a uğrayacağız ya da Polatlı'da çorba içeceğiz. Bakalım hangisine karar verilecek. Yola çıktık bakalım. Çıkarken video çekemedim. Polatlı'yı tercih ettik. Birkaç kere orada böyle talihsiz şeyler olmuştu. Tercih etmeden çıkmıştık. Yine bir arabaya yer bulamadık da. Neyse artık sabredeyim dedim. Yemeğimizi yedik. Şimdi ne durumda bilmiyorum ama port bagaj tabi 120'nin üzerine çıkınca rüzgar sesi yapıyor biraz. Ve de şu an video çekmek için kötü bir anı tercih ettiğimi anladım. Burası Sivrihisar'la Afyon arası düzük bir yer. Gömüden önce. Gömüden önceki alan bir ovanın içinden geçiyor. Burada muazzam rüzgar oluyor. Sağlı sollu. Arabayı böyle sallar. Ama süratte burada yapılır bu yolda. Çünkü düzlüğü çoktur. Biz bakalım gidiyoruz. Biraz bugün geç kaldık. Şeyden dolayı yemek yedik falan iş çıkışı derken. O dediğim gibi Polatlı'yı her zaman tercih etmiyorduk ama bu son yolculuklarımda Afyon Polatlı arasında bir simitçi vardı. Orayı tercih ettik. Sabah çıkmıştık yola. Orası çok iyiydi. Bugün de Polatlı çorbada yaptık. Çorbasının çok aşırı bir özellik yoktu ama et yemeklerini beğendim. Bakalım. Yani yol hikayesi. Bir dahaki durak Afyon. Muhtemelen uykum gelmesin diye bir saate varırız Afyon'a. En geç. Orada bir kahve alırım. Sonra devam. Şu orta ekranı da timelapse'da gördüğünüz mü bilmiyorum da çok parlaktı. Biraz gece moduna aldım onu, kıstım. İyi oldu. Gidiyoruz. Bahsettiğim şey bu şekildeydi. Başımın ağrısını falan alıyor. Bugün işte çok söylüyorum da çalışıp yola çıkmak yoruyor insanı biraz. Burası neresi? Afyon'a geldik. Dediğim gibi gerçi tır
arka sesleri alıyor musunuz bilmiyorum da. Afyon'da normalde Afyon'da yiyoruz. Burası Afyon. Starbucks var. Yani en eskilerden. İkbal'in lokantası. Normalde Salim'de yiyoruz merkezde. Ama İkbal'in de burada lokantası var en eskilerden falan. Burada duruyoruz. Bu sefer Afyon'da çok işimiz yok. Dönüşte belki sucuk falan alırız. İşte haşhaşlı ekmek alıyoruz, bir şeyler alıyoruz. GLK'nın keyfi yerinde, güzel. 130 falan gittik. Bu yolun aslında bir şey lazım. Yani bir otoyol gerekiyor. Yoruyor çünkü. Uzun bir yol. 10 saate çıkıyor. Hatta işte Google bana bugün şeyi önerdi. 150 sabit gidersen Ankara'dan diyor ki Gebze'ye git. Gebze'den İstanbul-İzmir otoyoluna bağlan. Körfez'i geç. 930 kilometre ama 150 kilometre sabit hızla gidersen 6,5-7 saatte varıyorsun. Daha rahat diye önerdi. Sonra vazgeçti. Niye bilmiyorum. Herhalde bir ayar var onda. En az yakıt yakacak rotayı göster şeklinde. Yani açıkçası otoyol olsa Ankara-İzmir gerçekten bu lokasyon çok daha sevilesi, çok daha güzel. Biz seviyoruz ama işte böyle iş çıkışı gitmesi zor oluyor. Starbucks'tan kahvemizi aldık. Hava bayağı serinledi. Normalde çok sıcak gidiyordu. Ama şimdi biraz daha iyi. Hatta biz bugün fark ettik. Zaten serinleyeceğini biliyordum. Sıcak kahvemizi aldık. Gidiyoruz şimdi bakalım nasipse. Hanım oradan bana bakıyor ne zaman bitireceğim diye. Yola çıkalım hadi bakalım. Ha bu arada şeyler de ya GLK'nın farlarında da Nightbreaker Plus 200 var. Bayağı güzel aydınlatıyor. Storylerde de birkaç yorum geldi. Motorcular gidiyor. Neyse güzel. Yolda biraz konuşuruz. Yani farları bayağı iyi. Temizlendikten sonra merceği de temizlenmişti. Nightbreaker'lar üzmedi. Didim Aydın otoyolunda ilerliyorum. Bayağı az kaldı. Burası bayağı sakinledi. Saat 3'e geliyor. İzmir'e bir uğradık. İzmir'de bir kokoreç arası. Valla İzmirliler yatsın iyi midir kötü müdür bilmiyorum ama gece vakti zaten o saatlerde pek başka açık yer olduğunu düşünmüyorum. Öyle olunca oraya uğruyoruz. Far ayarım biraz sanki yüksek gibi. Biraz karşı taraftan dönüş oldu birkaç araba. Ama bir bakacağım. Emin olamadım açıkçası. Çok şikayet eden olmuyordu ama birkaç araba acaba dedim bozuk mu? Ona bakacağız. Didim'de de yer bulursam orada da bakacağım. Yan aynalar çok gözükmüyor da yan camı sildiğim bez hafif yağlıymış herhalde, kirliymiş. Çok büyük sıkıntı olmadı da araba zaten yıkanacak. Gidiyoruz. Burada tünel falan var. Süratle gitmek istediğin zaman Aydın otoyolu fena değildir. Tünelin girişi de çıkışı bayağı güzeldir. Böyle hem yokuş aşağı giderken de gelirken de güzel süratler görülür. ...741 kilometre... ...7 saat 47 dakika kullanmışız. Tabii biraz yoruldum. Uykum geldi. Kötü de gözüküyor olabilirim. Felaket bir haşat haldeyim. Artık yarın istişare yaparız ama... ...biraz yorucuydu herhalde. Öncesinde yorgun olduğumuz için... Sabah kapatalım videoyu. Biz geldik. Hatta yarın döneceğiz. Videoyu kapatalım. Kapatmadığımı fark ettim. Arkadaşlar drone'u merak ettiler. Burada şöyle güzel bir drone çekimi yaptım. Hem görüntüleri hem de bu arkadaşların telaşını ileteyim.
yavaş yavaş site sakinleri denize girmeye başladılar. Ben de arabayı çekeyim sahilden. Böyle relsler vardı işte sabah erken saatinde denize girmeyle muhabbeti dedim. Demek ki Ege kıyılarında çoğu site aynı. Hani ileri yaşlı insanlar sabah erken denize giriyorlar. O da böyle bir hani aktivite halinde. Ben 6 gibi geldim. Görüntüleri gördünüz, bayağı güzeldi. Videoyu kapatayım. Böyle bir tatil macerasıydı. GLK'yla uzun yol macerasıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çok bağıramıyorum. Sesi yükseltmiş olurum. Daha güzel videolarda görüşene kadar Allah'a emanet. Ama bir şey yok. Ben şey yapıyorum, yüzey oltası atıyorum, yemsiz. Çok bir balık gelmedi.